İngilizce çizgi roman okumalarımızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Rick and Morty'nin burada da gördüğünüz gibi 5. bölümünü Chapter 5'ı okuyacağız sizlerle beraber. Videomuza geçmeden hızlıca belirteyim. Ben bir ana dili İngilizce olan birisi değilim. Bu yüzden de telaffuzunda sıkıntılar çıkabilir ya da çevirme noktasında sıkıntılar olabilir. Bunlar için şimdiden kusura bakmayın ve fazla bir böyle dikkat etmeyen bu noktalara. Çünkü bunlar anlık bir çeviri olacak ve tamamıyla İngilizce cümle yapılanı görmek ve İngilizcemizi geliştirmek için yapılan bir çalışma. Ve başlangıç ile orta seviyedeki insanlar için yapılan bir çalışma. İkinci olarak videolarımızın altında her bir videonun yorum kısmında bu bölümde geçen kelimelerin Türkçelerini değil de İngilizcesini direkt sözlükten hani bütün hepsinin sözlük kısmını görebilirsiniz. Oradan da kelimeleri de hani Ekranda görüyorsunuz zaten çıkıyor ama oradan da hani okuyabilirsiniz ayrıyeten onu da belirteyim. Kendinizde bir sözlük oluşturabilirsiniz. Üçüncü olarak bu video serimizi devam ettirmek istiyorum. 60'a kadar Rekamorti 60'a kadar sürüyor ve ben 60 bölümünün her birine de video çekmek istiyorum. Eğer sizler de bu çabama bu uğraşıma destek olmak isterseniz videoyu beğenip bir de yorum kısmına teşekkür ettim yazabilseniz bunlar kafidir. Bunun dışında başka bir şey belirtmeme gerek yok. Ve yavaş yavaş isterseniz videomuza başlayalım. İngiliz çalışmamıza yavaş yavaş başlayalım. Rikki Morty 5 ile karşınızdayım. <laughs> Gördüğünüz gibi yine Jerry'e bir şeyler oluyor durmadan ve Rick yatıyor. Rick and Morty Issues 5. Um, kapı açılıyor. Sonra koşuyor, kaçıyor ve haf haf haf. Hani o Ağaçlar ve yapraklarla dolu olan toprağın çıkardığı ses. Ondan sonra duruyor ve Hello Morty, merhaba Morty diyor. Rick. Rick. Rick Rick yani. Sneaking out to your bunk at night to meet girls again, ha huh, Morty? Burada diyor ki Sneaking to your bunk. Bank ne demek? Bunu sözlüğümüzden baktığımız zaman, one of two beds attached together one on top of the other. Biri diğerinin üzerinde ve birbirine birleşik bir arada olan iki tane yatak diyor. Yani ne? Ranza. Ve burada ne demek istiyor? Ranzandan gece vakti böyle hani bir şekilde kaçıp çıktın mı diyor. O çünkü hani burada böyle gizlice yavaşça kapıyı açıp kaçmıştı ya onu söylüyor. Hani sneaking out o demek sıvışmak, gizlice sıvıştı mı diyor. Ne için sıvıştın mı diyor. Meet girls again. Kızlarla tanışmak için, kızlarla buluşmak için mi kaçtın diyor. What are you doing here? Burada ne yapıyorsun? At camp campersın. Campersın kampında ne yapıyorsun diyor. The summer camp that I go to every year but we never talk about. Biz hiçbir zaman konuşmayız diyor. Hani gideriz ama konuşmayız diyor. You didn't hear. Duymadın mı diyor. Neyi duymamış? Well Morty. Say hello to your new camp counselor. Senin yeni Say hello merhaba de kime? Yeni kamp danışmanına merhaba de. Burada counselor'a biz sözlüğümüzden bakarsak görelim hemen. bir noktada counselor someone who is trained to listen to people. Birleri someone ki bunlar insanlar dinleyen ve give them advice about their pro bir şeydir pro problems yani insanlara problemleri hakkında dinleyip tavsiyeler veren kişiler yani hani e, liselerde rehber öğretmenler olur ya bu da onun gibi hani o kamp yerinin rehber öğretmeni gibi düşünün bunu camp counselor daha o anlama geliyor mort and rick in mort balls hmm. <laughs> mort ve rick mort balls'larda mort toplarında diyorlar hani böyle bir çeşit kampa geliyorlar Welcome to your summer. summer yazınıza hoş geldiniz We work hard çok sıkı çalışırız We play hard sıkı oynarız ve <laughs> bazı şeyleri sıkı yaparız Yuda sıkı az mı sıkı iş mi öyle bir şeydi bunun bütün cümleleri sıkı iş ile devam ediyordu sıkı iş sıkı iş diyordu hani her şey onla kuruyordu Mesela Do sıkı iş Ondan sonra... work sıkı iş We sıkı iş hard Ondan sonra... hani play mesela we squish hard hani öyle bir şey vardı bunun. We are just kids having fun and it's only begun. O yeni başladı diyor. Ne? Yani eğlenmemiz yeni başladı ve biz eğlenen çocukları sadece diyor. Bak böyle. Here at camp camperson. Camp camperson kampında eğlenmeye başlayan kişileriz diyor. Hani bir şekilde eğleniyoruz falan diyor. Böyle bir müzik yani giriş yapıyor. Where is that music coming from? Müzik nereden geliyor? Bu da diyor ki don't change the subject. Konuyu değiştirme diyor. Where were you last night? Last night Morty. Dün gece neredeydin diyor. Geez, it sounded like it was coming from inside my head. Aa, o benim kafamdan geliyor gibi diyor. Ve kafasından gelen ne? Hani şu müzik çalıyordu ya bakın. Ve bu müziği söylüyor. Ki burada en başta da zaten Q müzik diyor. Hani müzik çalıyor bir noktada böyle. Sonra real cute Morty. Another lame excuse diyor. Şimdi gerçekten mi Morty diyor. Hani burada Morty bir noktada suçluyor. Ve diyor ki dün gece neredeydin diyor. Ama Morty müzik nereden geliyor? Kafamdan mı geliyor falan derken. Bu da diyor ki another lame. Lame ne olduğuna baktığımız zaman göreceğimiz olan şey şu. Especially of an excuse or argument weak and unsatisfactory. Yani bir çeşit argüman ya da özür ki bu zayıf olan bir şey. Yani ne diyor? Lehim acınası Ya da böyle düşük seviye bir tane hani şeyin var? Diyor, açıklaman mı var? Diyor. Hani her şeyi açıklayabilirim diye bir savunma yapılır ya. Hani bekle her şeyi açıklayabilirim. Bu da diyor ki ne kadar aciz olan, ne kadar zavallı bir açıklama gibi diyor. Hani böyle. Ve onun sorusundan böyle kaçmaya çalışıyorsun gibi düşünüyor. No wait. I am sorry. I didn't show up but Rick... Ma, e, bekle diyor. Üzgünüm diyor. Ne için diyor. E, sana gösteremediğim için üzgünüm ya da hani ortaya çıkaramadığım için falan diyor. Hani açıklama yapamadığım için aslında diyor. He is the new camp counselor. O yeni kamp danışmanı. He caught me sneaking out. O beni dışarıya kaçarken yakaladı diyor. Yani burada şunu söylüyor. Demek ki e, bu en başında hani böyle kaçıp giderken ki çıkmıştı ya buradan hani buradan böyle kaçıp giderken demek ki kızın yanına gidiyormuş ki Rick de orada yakaladı. Bu da orada bunu diyor. Yani ben senin yanına gelecektim diyor. Ama he caught me. O beni yakaladı diyor. Kim yakaladı? Rick. Oh şu. Sure. Bu da diyor ki eminim. I bet you were off with Susie or Erin or Megan. Diyor ki burada isimleri sayıyor. I bet. Yani ben eminim ya da iddiaya girerim ki gibi. Sen ne yapıyordun diyor. Susie ya da Erin ya da Megan ileydin diyor. Any one of those bank 12 tramps. Bunlar bir şey söylüyor burada Tramp. Ama ne bilmiyorum. Neyse. I should have known better than to trust all love them and leave them mortis cement. Hım. I should have known. Ben bilmeliydim. Better than. İyidir. Neyden iyidir? To trust all love them and leave them. Bütün bu onları sev ve onlardan ayrı şeylerini daha iyi bilmeliydim diyor. And to think ve düşünüyordum ki ne? I was going to let you put stuff places. Seni diyor hani bırakıp gidiyor bir noktada. Ondan sonra bu da diyor ki nereye gidiyorsun? Ve arkadan geldi. Break der eh morti. Break break hani bir noktada çok broke up var mesela. Broke up da arabalar için kullanıyor arabalar bozulursa. Break de burada hani ayrılma noktasında işte ilişkileri bitti ya onun için diyor break der. Ayrılma mı var Morty diyor. Sound like that was a real walk of home run. O bir çeşit hani böyle şey koşusuydu, ev koşusuydu diyor. Hani böyle ayrılıyor ve gidiyor ya onu söylüyor. Jesus'lik places, places not place singular but places plural. Place yer tekildir ama yerler çoğuldur diyor. Multiple places Rick. Çokça yerler Rick diyor. Okay Morty why don't you turn it down a notch? All right. Sen neden böyle bir hani dinlenme bir şey yapmıyorsun diyor. You are Morty Smith. Sen Morty Smith'sın. Every girl at camp camp. Camperson wants to be with you. Hani camp, Camperson kampında olan herkes senle birlikte olmak ister diyor. Morty Smith'sin sen diyor. I guess I mean I guess that's true Rick but it's also tam uh, tahmin ediyorum ki o doğrudur diyor. Hani burada bir gurur yapıyor. Bütün kızlar peşimdedir. Evet eminim diyor. Ama diyor ayrıca it also a little confusing. isn't it o birazcık da kafa karıştırıcı değil mi diyor. The da jeez Morty diyor. Love söylüyor. I will make you a deal, all right? Sana bir böyle şey yapacağım. Anlaşma gibi hani yapacağım diyor. If I can't find you a date for tomorrow If I can't find you, seni bulamazsam neydi? A date, yani bir çeşit buluşmada, bir randevuda bulamazsam yarın diyor. Nights big dance, yarın büyük dans gecesinde seni biriyle hani buluşmadayken, takılırken bulamazsam diyor. I will quit working here, burada çalışmayı terk edeceğim. And you won't have to see me again for the rest of the summer. Yazın geri kalan süresinde beni görmene gerek kalmayacak diyor. Yani yarın gece olacak olan dans gecesinde birini bulmazsan ben de burayı terk ederim diyor. Ki hani o kadar da emin hani bütün kızlar peşinde olduğunu söylüyor. Bakalım ne olacak? You have got a deal. Senin bir anlaşman var diyor. Hani anlaşma yaptılar. Hey Morty, I heard you struck out with Lisa Canogian last night. Geçen gece e, ne yaptığını Lisa Canogian ile takıldığını, hani bir şeyler yaptığını duymuş. Body to ha, şanslısın falan diyor. Burada strike out'ı baktığımız zaman sözlüğümüzde strike out to start doing something new bir yeni bir şeyler yapmaya başlamak independently of other people. Diğer insanlardan bağımsız olarak yeni bir şeyler yapmaya başlamak yani bir hang out gibi hani takılmak gibi bir anlama geliyor. Lisa ile dün bir şeyler mi denediniz yeni bir şeyler mi denediniz falan gibi bir şeyler söylüyor işte. Bu da diyor ki Rick Rick where am I? Ben neredeyim Rick diyor. You have got a deal. Tekrardan <laughs> bir anlaşmam var diyor. Morty bro are you okay? Morty iyi misin diyor burada. Ve bro diyor hani b r o ve h ile okumuştuk ya daha önceki bölümde dördüncü bölümde. Burada da yine aynısı var. Jesus did you hear that? Bunu duydunuz mu diyor. Did that just bu oldu mu diyor. Ve burada şşş Chill bro, chill. Chill'i YouTube'da çok takılıyorsanız görürsünüz böyle hani canlı yayınlar falan olur ve hep müzik yayını olur. Mesela chill, lofi, hip hop olur mesela. Hani o şey böyle çok sakin bir şekilde çalan bir müzik türüdür. Mesela bayağı severim ben, tavsiye ederim size. Chill de burada hani relax, relax gibi hani sakinleş anlamında kullanılır. Chill, hani sakin ol. You can't let the counselors hear you saying stuff like that. Bu tarz söylediğin şeyleri stuff like that ki bu ne? Saying. Yani söylediği şeyleri ne yapmasına izin veremezmiş. You can't let. Ne? Counselor. Bu danışmandan duymasına izin veremezsin diyor. Do you want to end up the shake? Sen bu şeyi sonlandırmaya mı istiyorsun diyor. The shake. E. Bu da diyor ki the shake. Shake ne falan diyor. Sonra yeah man You know the shake near the edge of the woods where they put bad campers who don't like summertime fun and hijinks. That's why we are right here. Burada diyor ki bu söylediği şey yani the shake nedir diyor? Shake diyor eğlenmeyen bad campers ve kötü kampçıları koydukları bir yermiş. Onu söylüyor yani böyle hani dört tarafı duvar olan ve odundan yapılan bir evi içi. Yani burası şey. Bu yüzden biz buradayız diyor. I like summertime fun and high chickens. Bu da diyor ki aa diyor ama ben diyor yazı severim ve eğlenmeyi hani bir şeyler yapmayı severim diyor. Bu da yemen yeah, aynı o. Bu da diyor ki, evet biliyorum diyor. Now let's get out the here. Buradan çıkalım. I hear there is a bikini ice cream contest down by the lake. Gölün yakınlarında bir bikinili dondurma varmış diyor. That sounds fun. Bu kulağa hoş geliyor diyor. Bu da dance. That sounds fun. Tekrar buradan ses geliyor. Bakalım ne olacak. Ahrik Buraya gelmiş. Hey you. I said to knock off the horseplay. All right. These kids. Hmm. Diyor ki I said to knock off the horseplay. Bu at oyununu horseplay'i bırakmanı söyledim sana falan diyor. Hani burada da olay şu biri diğerini böyle doğmadan eldekiyle vuruyor ya böyle şey yapıyor ya hani horseplay o büyük ihtimal. Diğerini hani böyle jokeyler atlar hızlandırmak için vurur ya mesela kırbaç gibi bir şeyle. Bu da diyor ki hani onunla vurma şeyini bırak diyor. Rick something weird going on. There is a something wrong here. Rick diyor bir şeyler tuhaf gidiyor diyor ve diyor ki there is a something wrong here. Burada yanlış olan bir şeyler var diyor. Bu da diyor ki I have got my own problems Morty. Ben kendi problemlerime sahibim Morty diyor. Hani herkesin derdi kendine diyor. I don't know why they sell these, these big foam pools, pool pull noodles Morty. I don't know. Bilmiyorum neyi. Why? Niçin they sell? Bunları satarlar. These. Bu büyük köpükten havuz nudullarını satarlar. Havuz çubuklarını satarlar diyor. Bu ellerindekileri niye satıyorlar bilmiyorum diyor temptation to misuse them is just is just unbearable for these kids Morty. Burada bayağı bir bilemediğimiz kelime var. Birincisi temptation the wish to do or, or have something that you know you shouldn't not do or have. Yapmamanız gereken bir şey hakkında bir keşkeniz ya da bir şey bu the wish to do or have something that you know you should don't do or have yapmak istemediğiniz ya da yapmamız gereken bir şeyi yaptığınız zaman keşkeniz ya keşke yapmasaydım der gibi hani pişmanlık temptation misuse to use something in a unsuitable way or in a way that was not intended yani bir şekilde önerilmeyen ya da içermediği kendisinin bir şekilde bir şeyi kullanmak, o şekilde giymek gibi bir noktada. Unbearable to painful or unpleasant for you to continue to experience. Deneyim sahibi olmaya devam edebilmek için acı duymak ya da rahatsız olmak bir noktada. Ve burada şimdi geri dönüyoruz ve şunu. The temptation to misuse them is just unbearable for these kids, Morty. Bunların bu şekilde kullanılması onlar için bir noktada acı verici bir deneyim olacak gibi bir şey söylüyor. Yani hani birbirlerine vurup duruyorlar ya. Bir süre sonra biri birini yaralayacak bir şeyler olacak ve onlar ağlayacak diyor. Bu tarz şeylerden bahsediyor. I could really use your help here Rick. Yardımına gerçekten ihtiyacım var diyor. Bu ne diyor? They are basically giant foam whiners that double as swords, Morty. Diyor ki onlar kılıç gibi kullanılıyor bir noktada diyor şunlar için söylüyor. What kid could resist the urge to misuse that? Bunu bu şekilde kullanmayı kim reddedebilir diyor. Kim bunu böyle kullanmasa karşı çıkar diyor. Yani diyor ki eline kılıç gibi bir şey verdikten sonra kim bunu kılıç gibi kullanmaktan vazgeçer diyor. Resist de sözlüğümüzden baktığımız zaman to fight against something or someone that is attacking you. Size saldıran bir şey ya da birisine karşı çıkmak. Yani kendini korumak ve ona saldırmak. Sonra Rick this is serious. Rick bu ciddi diyor. Bu da diyor ki so is water safe the morty. Diyor ki su güvenli mi diyor buna. Hani sen, tamam sen ciddisin ve senin sorunun varsa benim de burada sorunum var diyor. Su hiç güvenli falan değil diyor. Hani işte kılıç yapıyorlar ve birbirlerine vuruyorlar falan ya. Ama Rick böyle belli değil. Niye böyle yapıyorsa anlamadım. Fine then I will just solve this mystery on my own. Kendi şeklimle, kendi kendime bu şeyi sol çözeceğim. Neyi çözecekmiş? Mystery. Bu gizemi kendi başına çözecekmiş. It's not a mystery. Bu bir gizem değil diyor. You are probably just in a coma or something. Hmm. Ricky niye böyle oldu? Anlaşıldı ya. Diyor ki bu bir gizem değil diyor. Hani sen çözmek istiyorsan ama bu gizem değil diyor. Sen büyük ihtimal probably just in a coma. Komadasın ya da onun gibi bir şeyin içindesin diyor. Hani bu bir sorun değil, bir gizem değil diyor. Belli yani komadasın diyor. Ve kesin komada olur iki söylüyorsa. Stop it Rick. Aptal Rick. I will show you who is in a coma. Kimin komada olduğunu sana göstereceğim diyor. Hey seriously. Bu da hey gerçekten mi diyor. Chill out with that noodle. O noodle'ı rahat bırak diyor. O çubuğu rahat bırak diyor. In a coma. Komada mı? Jeez. Oh boy, what a, what a jerk. Ne kadar aptallık diyor. E koma, koma mı? Baya baya düşünüyor. That's so dumb. Dumb idiot'ın bir çeşidi. Yani çok aptalca gibi. It can't be true. Gerçek olamaz. Right? Doğru mu? O gerçek olamaz değil mi? It doesn't add up. Bu gerçekten de yapılamaz falan gibi konuşuyor. Yani komada olduğuna inanmıyor bir noktada. Well, if you are in a coma, well tamam diyor. Sen gerçekten komadaysan maybe this will wake you up Morty. Bu seni uyandırır diyor. Wake you up. Hani wake up'ın ortasına yuyu koyuyor. Wake you up Morty diyor. Bakalım ne? <laughs> bu seni gerçekten uyandırır diyor. Hani komadaysan bu seni gerçekten uyandırır diyor. I have talked about our little fight earlier and I realized it was my fault. Ben düşündüm. Ne hakkında? Bir şey hakkında düşünmüştüm diyor. Ne o? Bizim küçük kavgamız hakkında early yaptığımız küçük kavgamız hakkında düşündüm ve and I realized ve şunu fark ettim. Neyi fark etmiş? It was my fault. Kendi hatası olduğunu fark etmiş. I should have never tried to contain you Morty. Ben hiçbir zaman seni böyle bencilce e, aidiyet bir noktada hani benimsin diye sana sahip çıkmamam gerektiğini fark ettim diyor. Niye bunu söylüyor? Hani Rick buna demişti ya sen herkesin Kamptaki herkes seni ister diye. Bu da onu diyor hani kıskançlık yapmayacağım. Ve seni artık herkesle paylaşacağım diyor. Tuhaf. You are a Stalin, Morty. You need to run free. Hem. No one woman can have you to herself. Yani hiçbir ki kimse seni kendisine ait görmemeli diyor. You are Stalin Morty. Burada Stalin ne diye baktığımız zaman göreceğimiz tuhaf bir şey var. Stalin en adult male horse that is used for breeding. Yani e, sağım atı gibi ya da böyle bir şey gibi düşünün hani. Bütün diğer atları böyle nesli çoğaltacak olan o altın gen gibi falan düşünün. Baya baya morti böyle gözünde yüceltiyor ve diyor ki hani senin herkesle ilişkiye girmen lazım. Herkesle birlikte olman lazım ki genlerini aktar her tarafa gibi tuhaf bir düşünce. O yüzden de you are a stellar, Morty diyor you need to run for you. Yani özgür koşman gerekiyor diyor. Birine bağlı kalırsan o tohumların hani genini aktaramazsın diyor. I won't hold you back. Seni geride tutmayacağım Morty diyor. I won't cut your beautiful hair my Samson. Benim Samson'ım senin saçlarını kesmeyeceğim diyor. Saç tane atın şeyini örneğini vermişti ya Stalin. oradan geliyor. Kiss me Morty. Öp beni Morty. Öpüyor ve <laughs> that is It right on the wicker morty. <laughs> Gördün döndü öptü. Ne oluyor diyor. Don't stop durma diyor. Ve where are you going morty? Nereye gidiyorsun morty? None of this is real. Bundan hiçbiri gerçek değil diyor. None of this is real. Bundan hiçbiri gerçek değil. Tekrar söylüyor. Hani bir şeye giriyor aslında. Vücudu tepki vermeye başlıyor. Hiçbiri gerçek değil. Hiçbiri gerçek değil. Durmadan söylüyor. Come on Morty. Wake up, wake up. You gotta wake up. Uyanmalısın, uyanmalısın Morty diyor ve biri sesleniyor. None of this is none of. Bunların hiçbiri ve düştü. Morty wake up. Uyan Morty diyor burada Rick diye sesleniyor. I said wake up, bitch. <laughs> Bunu dizi izleyenler bilir. Böyle korkulu bir tane adam vardı. Herkesi korkutmaya çalışıyor. Bu da o. Elleri de böyle kılıçtan. Uyan dedim sana diyor ve bitch diyor. Sonra Morty morty come on calm down sakinleş diyor calm down yine sakinleş security korkunç teri what are you doing here burada ne yapıyorsun diyor listen up bitch because because görmüştük böyle bir kısaltma we are running out of time running out of time hani zamanımız tükeniyor diyor zamanımız tükendiği için buradayız diyor the fate of the dream world hangs in the balance uh, dream world Rüya evreni, rüya boyutu gibi aslında. Dengesini kaybetmeye başlıyor diyor. We are in the shake, shake bu hani oldukları ev vardı yani kötü olan kişileri, kötü kamçıları oraya saklıyorlardı, oraya koyuyorlardı ya. Shake orasıydı. It is the one place where their physical powers can't reach us. Onların fizik gücünü ulaşa, ulaşamadığı yermiş shake. But it won't hold forever. Ama sonsuza kadar dayanmaz diyor. Out there in the multiverse exists a dimension where scientists figured out how to turn dreams into energy. Oo. Multiverse. Çoklu evrenlerde diyor ki boyutlardan birisindeki bilim insanları figure out çözmüş. Neyi? How to turn dreams rüyaları enerjiye nasıl çevireceklerini çözmüşler diyor. But dreams like any resource ama rüyalar ki bunlar diğer kaynaklar gibi can be depleted and over time they have stolen so many dreams that the dream world itself has begun to crack and decay. Yani böyle bütün bir enerjileri toplayıp hani onlardan şey rüyaları toplayıp rüyaları enerjiye çeviriyorlar ya. de çok fazla toplamışlar ve o artık bir noktada aşma. Yani tükenme noktasına gelmiş gibi. I have lured them into our dimension. Onlar bizim boyutumuza hani yönlendiriyorum gibi. With a dream so big, I know they couldn't resist your dream, Morty. That's why I need your help. Bu yüzden senin şeyine ihtiyacım var diyor yardımına. Me, why don't you ask Rick? Sen neden Rick'e sormuyorsun? He is better at this stuff. Bu tarz şeyler de benden daha iyi diyor. Yani haklı. Niye bir kez sormayıp da Morty'e soruyorlarsa it has to be you bitch o <laughs> sen olmalısın diyor. I don't know I don't know yine. I don't know about this. What am I supposed to do anyway? Bilmiyorum diyor. Ne yapmam gerekiyor? Söyle bari diyor. I am glad you asked bitch. <laughs> ben diyor I am glad. Glad onur duymak ya da hani sevinmek gibi anlamlara geliyor ama daha çok onur duyma gibi hani. Sorduğun için sevindim diyor. Those people out there are not your friends. Bu dışarıdaki insanlar senin arkadaşın değil. They are dream stealing aliens in disguise. Oh. You had to well to remember that. Bunu hatırlaman gerekiyor. Neyi hatırlaması gerekiyor? They are dream stealing. Onlar rüya çalan uzaylılarmış. In disguise in rüya çalan uzaylılarmış. Discuss'a sözlüğümüzden baktığınız zaman karşısında şu çıkıyor. To hide an opinion, a feeling etc. Gizli bir böyle his bir şey gibi. Yani diyor ki onlar böyle çaktırmadan rüyaları çalan uzaylılardır diyor. Ve bunu unutmamalısın diyor. You need to wear my hat. Benim şapkamı giymelisin. It is the source of my scary powers. Benim korkunç korkutucu gücümün kaynağıdır o diyor. With it onunla you will became, become, become dead. Onunla ölüm olacaksın diyor. Bakalım ne olacak. Şapkayı taktığında bunun gibi korkunç olacakmış. You, you will have to show no mercy. You will. Sen göstermelisin. Ne göstermelisin? No mercy. Yani hiçbir şekilde merhamet göstermemelisin. Every single one of them. Her biri. Onlardan her biri must die ölmeli to save the dream world rüya evrenini rüya versiyonunu e, kurtarmak için onların her biri ölmelidir diyor. Yani hani çok fazla böyle yükleme yapmışlar ya burada söylüyordu. Çok fazla yükleme yaptıkları için sistem kaldıramıyor. O yüzden de onları öldürmelisin diyor bir noktada. Ve um, it's why I brought you here. Seni buraya getirme nedenim bu diyor. It's what You were born to do. Bu senin yapmak için doğduğun şeydir diyor. Yani tüm hayat amacı aslında bunu yapmak. Now go out there. Dışarıya çık. Go out there and kill them all bitch. Ve onların hepsini öldür. Ve püf, şimşek çakıyor. Şapkayı taktı ve kesin bir şeye dönüştü bak. Any more request. Daha fazla isteği olan var mı? Burada çalıyor. Come on bitch. Öldürüyor o <laughs> öldürüyor. Yine öldürüyor. Dondurma mı? Sabun. He. Bunu da öldürüyor. Bunları da öldürüyor. Klozet oluyor. öldürüyor. Örümcek oluyor. Öldürüyor. Sonra aa o oh, never mind diyor. Boş ver diyor. Orada hani sinic mi öyle bir şey vardı. En başında görmüştük ya size anlatmıştım. Bunun yanına geliyor. Never mind da boş ver demek. Yani onu da öldürecek ama galiba bırakıyor. Sonra Rick Sanchez Get out here bitch. Buradan git diyor. I am right here Morty. Tam buradayım diyor. Or is it scary Morty now? Ya da Korkunç Morty mı diyor. I don't know what lies they put in your head. Onlar sana senin kafana nasıl yalanlar yerleştirdi bilmiyorum ama ben Rick'im diyor. What the hell are you? Sen ninlisin diyor. Bakın çok böyle güzel bir cümle yapısı. I don't know what lies bilmiyorum neyi? What lies? Ne tür yalanları they put in your head. Senin kafana yerleştirdik diyeni. Baya böyle bir şey cümle hani karışık bir cümle. I know who I am. Kim olduğumu biliyorum Rick and I know what you are. Ve senin ne olduğunu biliyorum diyor. None of this has made any sense since the beginning. Başlangıcından beri bunlar hiçbiri anlamlı gelmiyordu diyor. You tried to trick me. Sen beni kandırmaya çalıştın Rick diyor. You told me I was in coma. Komada olduğumu söyledin diyor. Jesus Morty. First of all. Hepsinden önce. That was obviously a joke. Hmm. That was obviously -really, a joke. Apaçık bir şekilde bir şakaydı. Hani obviously açık, çok açık görünür bir şekilde ortada hani. Çok açık bir şakaydı o diyor. Hani sana komada olduğunu söyledim ama o bir şakaydı diyor. And second ve ikinci olarak hani first of all demişti ya her şeyden önce. Bu bir şakaydı ve şaka olduğu belliydi diyor. Ve ikinci olarak how does that explanation make any less sense than this? Ve diyor ki o açıklama nasıl daha böyle az mantıklı gelebilir bundan diyor. Ve hani olduğu durumu gösteriyor. Yani şöyle elleri kılıç olan birine ve korkunç birine dönüşüp herkesi öldürüyorsun. Ama diğer taraftan komada olduğuna mantıklı değil diyorsun. Yani komada olman bile daha mantıklı bu durumda. Ki böyle söylüyor. I mean look at you. Diyorum ki kendine bak diyor. You look like bad fan art. Kötü bir fan art. Fan yapımına. Bir fan. Hayran yapımına benziyorsun diyor. Hani ki burada büyük şeyi eleştiriyor. Bu adam vardı ya en başında şuradaki. Baya baya arkada. Ha şu. Bu neydi? Bu adama. Ya bunun kötü bir yapımı. Hayran yapımına benziyorsun diyor. Yani gerçek olamazsın diyor. Sonra This whole thing is stupid. Tüm bu her şey salakça diyor. Are you telling me that you are gonna feel if this sum how turns out to be a comma, If so then go ahead and kill me Morty. Bunlar komada olmandan daha böyle gerçek mi gibi gözüküyor. Ya da benim sen komada olduğunu söylemem diyor. Şey midir diyor hani. Go ahead and save the stup stupid dream Hani adam buna görev vermişti ya herkesi öldürmelisin diye. Bu da diyor ki go ahead. Devam et ve save the stupid. Kurtar. Neyi? Salak olan bu rüya evrenini kurtar diyor. Or whatever it's you think you are doing. Ya da ne yaptı düşündüğün şeyi yapmaya devam et diyor. Because frankly I am sick of it. Ama because. Çünkü frankly. Buna frankly diyor. Ben bıktım. I am, I am sick of it. Ondan bıktım. Gözlerini kapatıyor. Öldürecek. Sonra yürüyor ve gitmiş. Morty morty sesleniyor. Bu da korkunç teri diyor. What no crap? Are you blind? Kör müsün? Aa, kör müsün? Yani görüyor ya. Nasıl ben korkunç teri olabilirim? I did I accidentally blind you. Seni yanlışlıkla kör mü ettim diyor. Rick, what's happening? Where am I? Ne oluyor? Ben neredeyim diyor? Koma. <laughs> you were in a coma. Sen komadaydın, Morty. You are in the garage. Garajda olduğunu söylüyor. Komaya girmiş. Wait it was just a coma. Bekle diyor. Gerçekten de koma mıydı diyor. Just a coma. Okay. Tamam dostum diyor. Yani. Sadece koma mıydı falan diyor. Baya baya ne yaşadığını böyle şey diyor. Baya baya bir şeyler yaşamışsın sen. Karışmayacağım gibi söylüyor. You gotta put me back under. Ha, beni tekrardan komaya şey yapman yani geri yollamalısın diyor. I gotta save the dream world. I gotta help scary Korkunç teriye yardım etmem gerekiyor. Geri gitmem lazım diyor. It was a dream world. Bu da diyor ki, o bir rüyaydı diyor. Jesus dream words is that the best your subconscious could come up with. That's pretty lazy even for you. Bu gerçekten de pretty lazy. Gerçekten de tembelce diyor. Even for you. Senin için bile tembelce diyor. Neyi o söylediği? Dream words. Rüya evreni. Ki bu ne? Is that the best? En iyisi mi? Neyin en iyisi mi? Your subconscious. Senin bilinçaltını yapabileceği, oluşturabileceği en iyi şey mi diyor. Hani komaya girdiği zaman rüyada da böyle bilinçaltını bir şekilde ortaya çıkar ya. Bu da diyor ki senin bilinçaltının ortaya çıkardığı en iyi şey gerçekten de bu dream world mü diyor. Ve Oradan gidiyor. Senin için bu gerçekten de çok tembelce diyor. Yani daha iyi şeyler senden bekliyordum. Daha güçlü bir hayal gücü bekliyordum senden diyor. <gülüyor> Pardon. <laughs> Introducing. Intro bad and the Bats. Bad ve badlerin sunumu girişi gibi. Ve burada herkes bekliyor. Hepsi şarkı söylüyor ve bağırıyor. <laughs> Sonra we are the bat and the bats. Good night. İyi geceler. Biz bat ve batlarız diyor. Ha bu kadın ya. Tamam. Şeyin annesi bu. Morty'nin annesi. Bat you are the greatest bat. I love you. Bat come back. Bat sen en iyisin. Seni seviyorum. Bat geri dön. <laughs> Seni seviyorum bat. Ondan sonra <laughs> vuruyor ve fight. Kavga hadi. Birbirlerini dövün. Bak yeme yumruk nasıl. Sonra oh shoot What time is it? Aa, neyin, saat kaç diyor. Ondan sonra bu da quarter to six. Altıya çeyrek var diyor. den git. Sorry I have got to go. Gitmem lazım. Lanet olsun gitmem lazım diyor. Bu da diyor ki okay see ya. Bed diyor. Burada mesela see ya'yı görüyorsunuz. Normalde ne olur? See you later olur. Ama see ya direk hani baya bayağı bir kısaltma yapmışlar. Sonradan görüşürüz bekliyor. Hani WhatsApp konuşması gibi ya da böyle hani Türkçede de var zaten kısaltmalar hani oluyor ya hep günlük konuşma dilinde. Bu da onlardan birisi. Ki bir de çizgi roman olduğu için bunu see you later yazsalar Baya baya uzar yani böyle. O yüzden böyle de kısaltıyorlar. Bir de o noktası var. Bu da diyor ki later bait görüşürüz yani daha sonra görüşürüz diyor. Sonra geri dönüyor. Rick Stuff'lıkine eşyalarını atıyor. Hani o portaldan geçmiş ve gitmiş. Sonra kapıyı kapatıyor, çekiyor. Sonra how was book club? <laughs> Kitap kulübü nasıldı diyor. Bu da okey diyor. İyiydi diyor. Sonra <laughs> müzik söyleye söyleye ellerini şey yapıyor ya. Bu kırmızıydı ve üstü maviydi. Bakın gördüğünüz gibi arkada şey bu neydi? Şeylere vuran kişi işte. İsmini unuttum. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada bunları çalan kişi işte. 4-5 tane oluyor ya davul. Davul çalıcı kişi mi? Baterist. Buldum. Baterist. Bateristmiş demek ki. Sonra da burada da pıt 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 böyle havada vurup gidiyor. İşte herkesin bir gizli yaşam var. Next issues yani Rick and Morty 6'daydık. Geri 7. Yok pardon 6'ya. Next issues 6. Yani bir daha iki bölüm 6. O zaman şöyle söyleyelim. Rick and Morty'nin 5. bölümünü de bitirdik sizlerle beraber. Umarım bu bölüm biraz size böyle hani iyi gelmiştir ve çalışmanıza yardımcı olmuştur. Yeni kelimeler katmıştır sizin İngilizce dünyanıza ve yeni cümle yapıları da öğrenmişsinizdir. Bir noktada kusura bakmayın böyle bir sesim gitmeye başladı ve konuşmam kötü olmaya başladı bu yüzden de. Su içmem gerekiyor bir noktada. Onun için de kusura bakmayın. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu seriye devam etmeme de destek olmak isterseniz de videoyu beğenip Yorum da yapabilirsiniz. Teşekkür ederim şeklinde. O zaman Lika Morti'nin 6. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve işte. <laughs>